Tabii var. Raynaud sendromu kişinin ellerinde, ayaklarında, parmak uçlarında, özellikle ayak parmakları uçlarında önce beyazlama, sonra morarma, sonra kızarma gibi rahatsızlıklar. Yani romatizma türü bu. Damarların büzülmesi, iltihaplanması nedeniyle damar iltihaplanması diyebiliriz. Damar romatizması diyebiliriz. Ne oluyor? Buraya yeterince kan gitmiyor. Önce beyazlaşıyor, sonra toplar damarlardan gelen kirli kanla morarıyor. Sonra yavaş yavaş akmaya başlayınca kızarıyor. Bir çeşit Fransız bayrağının rengine benziyor. Fransız bayrağının rengi de beyaz, mavi, kırmızı. Bu nedenle de Raynaud hastalığı denir. Üniversitede okuyan genç bir kız, annesi beni aradı, dedi ki Halim Hanım, kızım çok çok ağır hasta, Raynaud. Özellikle sonbahar, kış, ilkbahar aylarında değil okula gitmek, evden çıkmak istemiyor, donuyor. Üşümekten elleri, parmakları böyle mosmor oluyor, ayakları, böyle kulak memesi, burnun ucu, dudakları, çenesi mosmor oluyor. Yani hassas kan dolaşımının zafiyeti olan uç noktalarda. Bu da korkudan ne okula gidiyor ne dışarı çıkabiliyor. Soğuk havalarda özellikle evde oturuyor, hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir problem yok, her şeye bir çözüm var dedik. Evet, bunun çözümü nedir? Şeytan pençesi kökü. Latincesi harpagophytum procombensis. Harpago her türlü artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji gibi romatizma hastalıklarına karşı dünyada en etkili bitki. Bunun birleşimindeki harpagozitler %2,5 civarında. Yani biraz az. Bu nedenle şeytan pençesi kökünü alıp da değirmende öğütüp bundan tozundan kapsül yapmanın bir anlamı yok. Ne yapmak gerekir? Bunu destilasyonla damıtarak elde edilen ekstraktından damla, draje, kapsül yapılır, kullanırsa etkisi ispat edilmiş zaten. Mesela Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski 15 bin artrit, artroz, ankilozan, spondilit gibi ağır romatizma hastalarını tedavi etmiştir. Evet, bir diğer ürünse söğüt. Söğüt sinirsel ağrılara karşı, kemik iltihaplanmasına karşı, kemik erimesine karşı Frankfurt Üniversitesi'nin klinik araştırması var. Nevroloji, yani sinirsel ağrı merkezinin. Haifa Üniversitesi'nin klinik araştırması var. 455 hasta üzerinde denenmiş. Biz ne yaptık? Bu Esma Hanım'a düzenli kullanacaksın. 4 ay, 5 ay Raynaud diye bir şey kalmayacak dedik. Kullandı ve annesi aradı beni, diyor ki Allah sizden razı olsun. 5 vakit namazımda hep size dua ediyorum dedi. Evet. Dualar bizi kurtarırsa kurtaracak. İnşallah bakalım.